Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte benim bir uğraş var. Burayı alalım. Teknik adam Alperen'le bilgisayar kasasına doğru programında. Röportaj mı yapacaksın? Şey böyle. Şu anda ne işlemiyorsun? Şoray uzun, tamam mı? Teyzeciğim ne yapıyorsun? Gözleme yapmışım. Evladım bilgisayar topluyoruz. Hocam yaptığım işlemi anlatayım istersen. Evet, şu an ne yapıyoruz? Şu anda bizde Asus'un Z691 anakartı vardı. Elimizde de i9 13. nesil bir işlemci var Intel'in. Röv yani. Ekran kartımız da 4090 olacak bunun neticesinde. Fakat bu kasanın biz yeterli verimde olacağını düşünmedik. Yalnızca sıvı soğutmaların kendi fanları bile çok kötü konumlanıyor falan. Biz böyle hani biraz idaretenlik yapmaya çalıştık. Madem 4090 takıyoruz yani tam olsun. Değil mi Alperen hocam? Evet Ali. Gerçekten de öyle. Yani kamerada çok basit gözüküyor. İnternetten izlerken gerçekten öyle. Ama buraya geldiğiniz zaman işler öyle gitmiyor. Şöyle ki anakarta şu parçayı takalım. Gösteriyorlar ya mesela. Biz de gösteriyoruz. İşte şunu şöyle yapalım. Nasıl? Ama nasıl yapalım? Ve yapıyorsunuz. Diyor ki işte şu vidayı takacağız. Tamam mı? O vidayı takıyorsunuz yerine. Ondan sonra diyor ki ama diyor o vidayı diyor şöyle takmanız lazım diyor. Haydi iyi baştan yapıyorsunuz falan. Ya aslında kasa toplama süreci biraz gergin. Neden gergin? Yalnızca burası için değil. Bir kasa alıyorsunuz mesela. Diyorsunuz ki ben bunu bilgisayarcıya götürmek istemiyorum. Kendimi toplarım. Ne fark edebilir ki? Şimdi bu sefer şöyle oluyor. Bir birikimle aldığın kasa ya böyle bir yerine zarar verirsem. Anakartını yakarsam, ekran kartını yakarsam. Ama sonra bilgisayarcı zarar veriyor. Sen daha ilk o videoyu açıyorsun böyle kasa toplama videosunu. Anakart elinde böyle videodaki adam şey diyor. Önce anakarta dokunmadan önce üzerimizdeki statiği alalım yoksa anakart yanar diyor. Sen direkt bırakıyorsun böyle. Ne oldu? Halbuki yani hiç kimse takılmaz öyle şeylere yani. O zaman vereyim 50 lira bilgisayarcı taksın falan ama videoyu siz açtığınız için hani bu bir kasa toplama rehberi videosu mu yoksa yok, genel hocam, bir vlog mu? Nasıl geçti? Güzel geçti. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Soğutucuyu çıkaracak mıyız hocam? Duracak mı? Soğutucuyu çıkartmayacağız. Çünkü termal macunu biz dün sürmüştük. Tekrardan bu işlemlerden geçmeyelim diye. Şu soğutucunun fanıyla beraber alacağız bunu. Mesela onun vidasını sökmemişiz. Bir daha böyle küfür günü. Yani bu süreci video altına alarak ölümsüzleştirmek istedik. Çünkü çok eğlenceli bir süreç. İnşallah sonucu... Çok. İnşallah bilgisayar çalışır da sonuna varırsak eğer o Windows açılış ekranını görürsek bir problem yaşamadan bu video yayınlanır. Ama eğer bir problem yaşarsak... Ses girişi var ya. Evet hocam nasıl gidiyor? Hocam şöyle az önce size anlattığımız planladığımız hiçbir şey yapamadık. Anakartımız o kadar büyük ki hiçbir kasaya uymadığı için baba ocağına geri döndük. Baba evindeyiz. Evet, evimizdeyiz, yerimizdeyiz. Şu anda ilk kasamıza geri takıyoruz. Bu kasadaki sorunların üzerinden geçeceğiz. Yani daha büyük bir kasa olmasına rağmen sığmadı. Rağmen. Nasıl bir mevzu? Yani hani diğer kasalarda daha büyüktü. Şöyle ki vidalar uyuyor. Amma ve lakin. Bir küçük işte olmuyor yani. Şimdi audio soketimizi takıyoruz. İşte. Ön taraf girdi bu arada. Yok ne tamam öyle? Sıkıntı yok. Sakin abi. Tamam dur şimdi. Bunu daha şuradan bir yerden bana verirsen. Ne? Diğer ucu lazım bana. Şu. Sen de burada. O değil abi taksın bu. Tamam diğer ucu. Tamam diğer ucu buraya geldi. Buraya zaten. Geldi. Şuradan tamam, istiyorum senden. Onu oradan istiyorsun ha o kilitli burada. Okey. Basıyorum abi. Bas abi. Dur bir dakika. Biz daha power'ı bağlamadık kasanın önündeki tuşu. O yüzden anakartın üzerinden açacağız. Şu ekran kartının altında bir yerde olması lazım bunun açma tuşu. Unutmak öyle kolay mı sandın kolaysa söyle. Evet son durum nedir? Son durum bilgisayarımızı çalıştırdık. Şu anda üzerinde 3 tane M.2 SSD var. Farklı prodüksiyon ekibinde kullanılan diskler olduğu için. Üçünde de Windows yüklü. Şu anlık verilerimiz kaybolmasın diye bu 3 diskten birini BIOS'tan seçeceğiz. Direkt olarak Windows'un yüklemesini başlatacağız. Verilerimiz önemli. Durum bu. Hayda. Geldi. Gel. Allah hazırlanıyor dedi. Hocam o ne öyle 4090'lı i9 işlemcili bir bilgisayar mı hocam bu? Evet süper bir bilgisayar topladık dostlar fakat bazı eksikliklerimiz var. Şurada mesela egzoz fanımızı takmadık falan. Sonrasında ne yapacağız peki? Fanları taktığımız için yeteri kadar soğutup soğutmayacağına da emin olmamız gerekiyor. O yüzden gerekli fanları takıp gerekli adli işlemler başlatıldı. Bak şeylerimiz geldi, programlarımız geldi, ekran kartımız görüldü. Ekran kartımızı gördün mü? DXT'ye baktık mı? Şimdi birkaç performans testleri, full mark testi. O testleri yaparak
Daha sonrasında soğutma işlemini düzgün gerçekleştirebiliyor muyuz diye bakmamız lazım. Çünkü yoğun bir kurgu sürecinden geçecek bu bilgisayar. Allah Allah, onu bir yakın detay alalım hocam. Dur şimdi daha çok işimiz var. Evet hocam. Egzoz fanımızı takacağız. Buradaki soğutma sistemlerini sabitleyeceğiz. Kablolarımızı daha düzgün yapacağız. En sonunda da işte performans testlerini yaptıktan sonra, ısınma durumunu kontrol ettikten sonra kasamız kullanıma hazır hale gelecek. İçerisindeki verileri de korumuş olacağız. Peki bir şey sormak istiyorum. GTA 5 kaldırır mı? Bakacağız. Kaldırmayabilir. Bakacağız. GTA 6'yı kaldırır mı? Yok, GTA 6 kaldırmaz. GTA Vice City, GTA Türk, GTA Kurtlar Vadisi, GTA Recivedik. Recivedik öyle bir şey var mıydı? Var. Evet hocam, şimdi durum nedir? Evet arkadaşlar, sistemi kurduk. İlk başta olmayacak zannediyordum çünkü çok aksaklık çıktı. Hiçbir soket yerine yerleşmedi falan ama Samet'in de desteği sayesinde psikolojik olarak. Hiçbir şey yapmadım. Yok yok, psikolojik hiç destek sağladım. Videolara odaklandım. Onlar var, helal olsun yaptılar. Nasıl oldu? Şu an 4090 ekran kartı, RTX, aynı zamanda işlemcide i9-13. Nesil işlemcimiz var. Deniz'in de desteği burada çok önemliydi. Evet, çok, çok psikolojik önemli. Olarak bize destek aldı. Maddi olarak destek. Maddi olarak. Power supply'ımız eksikti, aldı verdi hemen. Şu an okey değil mi abi? Şu an okey, hiçbir sıkıntı yok. Yani Cyberpunk 250 FPS akar. Bakarız ona. Testlerini merak ediyorum bu arada, elinize sağlık. Ali, adamsın. Teşekkürler. Evet, bir kasa toplama videosunun sonuna geldik. Şu anlık sadece bir toplama oldu ama. Aynen, sadece topladık. Test de olacak. Şöyle güzel bir hani ofis içinde muhabbetler nasıl oluyor, biz hani neler yapıyoruz, nasıl geçiyor, bunları da görmeniz için samimi bir video olsun dedik. Donanım tarafı için de güzel bir video oldu bu bence. Yani bu iş üstünde biraz daha belli olan bir şey çünkü hani hep teoride işte onu oraya takacaksın, o öyle olacak, bu böyle olacak ama kazın ayağı öyle değil falan evet. Gibisinden. Ama hani teknik olarak çok detay veremedik. Hangi soket nereye takılır, işte kasa nasıl toplanır gibi bir video olmadı. Testleri de şu anlık size veremeyeceğiz. Daha güncelleştirmeleri var. Bu sadece hani ofis içinde samimi bir anımızı sizlere kaydetmek istedik. Güzel de bir vlog oldu. Yani elimizdeki parçalarla hani elimizde güzel parçalar vardı. Dedik bunları toparlayalım. i9 güzel bir RTX 4090'la bir bilgisayarımız olsun dedik. Hani o yüzden tam rehber sayılmaz. Çünkü evet. Rehber videolarında genel olarak şu olması gerekiyor. İşte hani hepsinin belli bir seçili olması gerekiyor ki işte size link verebilirim, rahatça alın, hepsi soketi uysun vesaire. Fakat biz şu an öyle bir şey olmadı. Maalesef. Bir sonraki videoda evet, bir sonraki videoda şey daha da detaylısı olur. Fakat hani şöyle bir işte nasıl bir destek aldığımızı sizlere paylaşayım. Öncelikle 4090 ekran kartı vardı. Şöyle eğilsem ayıp olur. Saygısızlık olmazsa eğilebilir miyim? Şimdi 4090 ekran kartı vardı ama bizim elimizdeki işlemcilerin darboğaz yapıp yapmayacağından emin değildik. Yapıp yapmayacağını öğrenebilmemiz için web siteleri de var. O web sitesi üzerinden baktım mesela 4090 ekran kartına. i9-13. Nesil işlemci darboğaz yapar mı? Bunların araştırmasını yaptım. Ne kadarlık power sap gerekli, bunların araştırmasını yaptım. Yeri geldiğinde mesela ChatGPT'ye sordum ama yanlış cevap da verebilir. Bana o zaman kaynak göster dedim. Mesela bu işlemci için BIOS sürümünün belirli bir sürümün üzerinde olması gerekiyordu. Bununla alakalı da yine tüm destekleri internetten araştırarak alabilirsiniz. Çünkü bizim vereceğimiz site işte dışında bir sürü site var yani. Bu yüzden darboğaz sorununa dikkat edin. İşlemciniz ekran kartınızı desteklemeyebilir. Ekran kartı işlemciyi desteklemeyebilir. Anakartı hiçbirini desteklemeyebilir. Tabii Intel AMD soket ayrımını mutlaka biliyorsunuzdur ama burada en azından power sap desteği gibi kaç watt gerekli, bunun araştırmasında yine yapmanız gerekiyor. Daha detaylı video için şöyle yapalım. Siz yorumlarda belirtin nasıl bir sistem istiyorsunuz. Kaç bin lira aralığında bir sistem gerekiyor. Ya size sistem nasıl dizilir değil de abi ben kasa toplamak istiyorum ama şundan korkuyorum dediğiniz bir durum varsa, şundan tedirgin oluyorum dediğiniz bir video varsa yorumlar kısmına bizlere belirtirsiniz. Biz de ona İlgili göre bir şey sunarız. O zaman yorumlara bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hadi.